AK Parti'yi bölecek işte. Onların gayesi o aynı. Eski ANAP gibi olur. Hepsi gider zaten. Yani derler ya, her yokuşun bir inişi var. Bu da AKP'nin şeyi işte. Kabul etmiyorlar ama bunlar da bölünecek işte. Peki, AK Parti'nin oy oranını düşürür mü? Kesinlikle. Tabii düşer. Zaten şimdi erken seçim olsa kaybeder. Yani benim kendi görüşüm o. Hani İstanbul belediye seçimleri onu belli etti. AK Parti kendi seçmeni bile, tabanı bile artık uyandı. Artık yok. Artık bu millet bir daha zannetmiyorum yani, vermezler. Onun için şey yapmıyor ya. Mesela partiden gidenler diyor, Sayın Cumhurbaşkanımız bedelini ağır öder diyor ya. Hiç alakası yok. Kesinlikle şey olur. Biterler yani yer yer ya. Onlardan da gider, başka partilerden de geçerler. Bölünüyorlar yani, şey yok. Ekonomik bitti. Herkes kriz. Bakın biz de taksideyiz. Emekliyim, arabada çalışıyorum ben de. Kesinlikle hiç şey yok ama onlara göre güllük gülistanlık. Burada bizim bazı arkadaşlarımız var. Hepsi güllük gülistanlık diyor. Hiç alakası yok. Her taraf, bütün dükkanlar boş. Hep kiralık. Yani çok kötü durum. Daha da kötüye gidiyor. Yabancılar biniyor diyor ya, biz görüyoruz da siz görmüyor musunuz diyor. Biz yaşadık diyor, İranlılar bunu diyor. Sizin ülke de diyor gidiyor diyor, İran gibi diyor. Ben dedim ya, yarı taban cahil. Taban cahil. Ama şimdi uyanmış. Geçen yorumcular da diyordu, artık AKP'nin tabanı uyandı diyor. Alemi cihan olsa bunlara bir daha zannetmem, iktidara getiremez. Bitik yani. Bir değil, birkaç partiye bence Türkiye'nin ihtiyacı var. Neden şimdiki partileri yetersiz görüyorum bir vatandaş olarak, sistem olarak, idare olarak yetersiz görüyorum yani. Belki birkaç parti daha alternatif olarak kurulursa daha hareket, daha düzenli bir sistem oluşur diye düşünüyorum. Yani Halil Babacan'ın geçmişte yaptıkları iyi bir şeyler var. Hani ekonomik reformlar gerek. Onlar bence Türkiye'de en iyi tutan modellerdi ama hani AK Parti'nin devamı mı olacak ya da yeni bir vizyon mu katacak onu bilmiyorum tabii detaylı olarak. Açıkçası bunu da merak ediyorum. Onların vizyonunu açıklamasını ya da başka bir, ya da AK Parti'den oy mu çalacak ya da başka yerden mi yeni kesim bulacak. Açıkçası bunları merak ediyorum. Her zaman çok partililik iyi bir sistemdir aslında. Herkes istediği gibi parti kurabilir. Bu iyi olur bence. Yeni kurulacak olan, evet, parti hakkındaki düşüncelerim. Bence iyi olur. Çünkü neden? AK Parti çok aldı başına gitti. Çok şeyler, vukuatları çok fazla. Duyuyorum medyadan. Haber, yandaş olmayan televizyonların şeylerinden, yayınından. Eğer olursa bölünür ve Türkiye için daha iyi olur. Yeni bir yüze, yeni bir sese, yeni bir partiye her zaman ihtiyaç var yani. Demokratik bir ülkedeyiz. Yeni insanlara ihtiyaç var. Artık değişim zamanı. Hayırlısı nesi olsun. Şimdi onların içerisinden ciddi Ali Babacan, biliyorsunuz. Yakışır Ali Babacan'a. Davutoğlu'nun yaşamını gördük. Başbakanlığını da gördük. Yani poz çıktı. Ne derler? Abdullah Bey de zaten öyleydi. Yani inşallah şey olur. Hakkın da hayırlısı nesi olsun Babacan'ın.